bizim üzerimize gösterilen nimet kadar nerede gösteriliyor? Hak edecek insan. Beşer zulmeder, ben zalimlerdenim ama kader adalet eder. Peki şey gibi olacak ama hani... Kanser olduktan sonra, eline kağıt verildikten sonra Hasan kardeş, arabam hazır, hizmete gidelim. İster istemez ben de soruyorum. Kafana şimdi, taş mı düştü ki? Ya abi ben sizi çok iyi anlıyorum. Allah'ın peygamberleri bunda şekva etmiş. Ya. Yani normal. Allah razı. Normal yani. Ama Allah da peygamber kıza, ya. Allah çok merhametli ya. Allah gene peygamber. Peygamber ama şekva etmiş yani. Hiç çünkü mi? Cemaat 100, yani ama. 100 bak, sene. He, boş ver onu. İsa Aleyhisselam'ın kaç tane havarisi var abi? Hiç merak ettik mi? Ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi. Kaç çok tane? Sahabe var diyoruz zannediyoruz ama. Yok değil. Kaç tane sahabe var abi ya? Allah için yani. Ustadın kaç tane talebesi? Heh, ustadın kaç tane talebesi var? Ya. Yok bir elin bir parmaklar kadar. Oturun. Yani bu böyle demek ki. Böyle oluyor. Ama şey ben... Yani burada tabii biz kendimize pay biçmiyoruz. Yok. Allah şahittir ben kendim için söylemiyorum. Ama böyle yani. Ama yani senin için uğraşan, senin için didinen, Cenab-ı Hak bizim için peygamberler, ustadlar, işte bize de sebep olanlar. Ya kardeşim... Hani tanımasan sana varmak için her türlü sebep buluyoruz. Uğraşıyoruz. Dinliyoruz. Mesela bak. Şey Furkan bak sırf ulaşmak için insanlara bir de bak adam parayı alıyor Gafur. Yok. Yapıyor. Ya bu sistemler işte evet kardeşim istifade et yapma. Ha ulaştığın yapıldı edildi daha merhamete layık değiliz. Bak elimize koltuğumuzun altına Gafur raporu verdikten sonra çapa hastanesi, ondan sonra bunun kıymeti yok daha. Ya, o zaman denize atılırsın. Denize atılırsın. Balık yutar seni. Ne zaman kusarsa kusar, kusmazsa kusmamıştır. Balık olup gideceksin. Bilin kıymetini bağırıyor. Elimizden almasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Amin. Kendisine kanaat edenlerden eylesin. Amin. Allah'a kanaat etmek zormuş ya. Allah'a kanaat etmek zordur. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Kanaat etmedin mi bırakırlar seni. Ondan sonra seni bıraktılar mı artık seni ne çıkartacak yukarıya. Errazı biz zararı la yunzerüle kendisine merhametli olmazsa kimse de merhamet beklemeyeceksin. Sahipleneceksin. Belki de şu hali ben söyleyeyim ha burada. Belki aramızda en az anlayanlardandı. Şimdi bilmiyorum. Evet. Ama hiç bırakmadı. Öyle mi? Biliyorum ben. Fark ediyorum. Ama bırakmadı. Şimdi ısınmak için abiler en azından şu yarım saati ısınmak için hakikaten bulunmaz. Psikoloji yani. Psikoloji ders. Hemen bir buna girmeden bir şey denemek istiyorum. Etrafını çeviriyorum ama size daha güzel bir şekilde karşınıza geleceğim ama içimde tıntın ediyor. Bugün de indim zaten. Hepinizin şahidi ama ilgimizi çekmeyen şey. Sonra kalktım. Birkaç gün önce arabaya şey koydum. Odun koydum. Gittim yaktım. Burada da gördüm. Şimdi ben oradan bir iki tane bizimle alakalı. Diğer genişini yapacağım Allah nasip ederse. Camdan güneş vuruyor. Camdan güneş vuruyor. Kaloriferden buhar çıkıyor. Halıya güneş vurdu mu
vurdu. O buharı aldı yere taşıdı. Ne yaptı? Yere taşıdı. Yerde o buhar yerde siyah gözüküyor. Mesela ben bunu şöyle yaptım. Gittim geniş alana odunu yaktım. Biraz ıslaktı. Islakta vardı. Odun yükseldi. Kimse yoktu. Güneş böyle öğleyin daha olmamıştı. 10-11 civarı. Yanlama vuruyor. Şeyi zannediyoruz ama bak kafanın içini kafanın içi nasıl bir şey? Bununla dertlendiğim için Allah bunları gösteriyor. Yani şey için söylüyor. Dertlenirsen o dermanı vermiş demektir. Ya diyorum ki benim zihnime ya nasıl bunlar geliyor ya? Ya ben niye bunları düşünüyorum vesaire diyenler için anlatıyorum. Duman çıkarken dumanı aldı. Oradan aldı. Şu yakıyordu. Yakarken dumanı siyahı indirdi. Taşıdı buraya. Toprak aynı olur mu? Toprak aynı olur mu? Olmaz. Kisif. Halı aynı olur mu? Olmaz. Güneş vurduğu zaman toprak aynı oluverdi. Toprakta gözüküyor. Halıda gözüküyor şey yani buhar. Kaloriferin ısısı yere vurdu. Oraya taşıdı. Yani Allah Allah. Latif şeyler ayna iken kesif şey nasıl ayna olur? Ayna oldu. Toprak o çıkan, odundan çıkan duman onu aldı buraya taşıdı. Ve toprak onu gösteriyor ha. Toprakta bu böyle. Duman çıkıyor. Toprakta yani. Siyah gölgeye. Gösteriyor mu abiler? Buraya kadar tamam mıyız? Gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Yüz ilaçtan iyi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Şimdi Allah Allah kesif, donuk toprak nasıl aynı oldu? Çünkü sathi nur oldu. Güneş toprağın üzerine boya attı. Artık önüne gelen hepsini taşıdı buraya. Nuru da taşıdı ama gözüm o kadar seçemiyor. Nur da var o toprakta. Odun yanıyor ya orada olur. Nuru da taşıyor. Dumanı da taşıyor. Ha? Fakat çok tuhaftır. Bir şey de denedim bir böyle başka bir şey. Naylon gibi, bez gibi bir şey vardı. Kokuyordu ileride. Geldim buraya onun gölgesini kokladım. Koku yoktu. Yani gölgesine koku görmedim. Gölgesi aynı değildi. Siyah ve maviydi. Gölgesinde ise kesif ve latif gibi gözüktü. Ben oraya müdahale ettim. Müdahalemi kabul etti. Gölgesine müdahale ettim. Odunla çizdim, ayakla çiğnedim. Hiçbir şey olmadı. Gene ayağımı koydum, üzerine vurdu. Arkadaşlar, nurda nur zulmeti nasıl taşır? Bak zulmeti taşıdı buraya. Eğer nur olmasa, güneş olmasa bu gölge olur muydu? Olmazdı. İşte nurda nasıl zulmet gelir? Sırrı bu. O güneşte maksat Kur'an'dır. O topraktan maksat, ayna olan şu toprak, orada yapmıştım. Dima'dır. Zihin aynasıdır. Dima'dır. O odun ise haricimizdeki melekler nurdur. Duman ise cin ve şeytandır. Onların timsalleri, suretleri zihin aynasına, tahayyül ve tasavvur aynasına, iz düşümleri sana zarar vermiyor. Ama ondan haberi olmayan insan şu ayna yani toprağa düşen izi asıl kabul eder. Niye benim zihnimde duman var zanneder? Senin aleminde duman hakikisi yoktur. Onun timsali suretidir sana taşınan. Niye taşıdı? Çünkü o dumanla
nuru fark edesin diye. Zıtlar, küfür bile imana hizmet eder. Şimdi bir şey söyleyeceğim Risale'den bununla alakalı. Allah'ın zatı kainatta yoktur. Subutu sıfatlarıyla vardır. Değil mi? Zatı insanda vardır. Kainatta yok, insanda var. O zaman kainatta olmayıp insanda var olan bir yapılanma var. Yapı var ki zatıyla oluyor. Allah kainatta olamaz. Allah'ın zatı mahlukatta olamaz. İnsanda olabilmesi için mahluk olmayan bir tarafı olması lazım. Tamam, bunu koyduk kenara Ayşe. Kainatta şirk yoktur. İnsanda vardır. Yani şirk, küfür yoktur. Allah'ın yokluğu kainatta yok. Yok. İnsanda vardır. Kainatta iki tane yok, insanda var. Tamam. Şimdi en cami olmak noktasında insan bu kainatta şirk ve küfür yok, insanda var. Kainatta zatı yok. Zatı yok. Subuti sıfatlar var. Zatı insanda. İnsanda şirk ve küfür var. Zatı da var. Demek ki esfel-i safiliğine ve âlâ iyiliğine tek insan çıkabilir ve düşebilir. Birisi küfürle. Buraya kadar bırakıyorum. Buraya bırakıyorum. Onu ek olarak söyledim. Ben onu kastetmedim. Kainatta iki şey yok. İnsanda var. İkisi de birisiz olmaz. İnsanda da şirk ve küfür kafasızın kafasında olmasa zatı da olmaz. Ne demek ya? Şimdi Adem yokluk değil ama varlık da değil. Anlamak için bu makamda karanlık gibidir. Bez örtüsü değil, poşet değil ama örtüdür. Mevcudatı örter. Güneş geldiği zaman, güneş ortaya çıktığı zaman karanlık yok olmaz. Süpürülür. Kur'an ayetiyle süpürür. Tamamen süpürse nurun şiddeti sonsuz olur, yaşanamaz. İçinde nurun mertebesini yapan içindeki zıttığıdır. Mesela Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik yoktur. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet yoktur. Güneşin nuru niye mertebelidir? İçinde karanlık, zulmet var. Zulmet yok olmaz. Örtülür derecesine göre. Şimdi örtü. Eğer hariçten odunu bilmeyen, varlığından haberdar olmayan insan zihin aynasına düşen gölgesini asıl zanneder. İşte ben çarpıldım, psikolojim çöktü, ben iyi değilim demek bundan kaynaklanıyor. Peki niçin bizim zihin aynasına düşüyor? Şeytan mudil esmasındandır. Cin ise her türlü esma vardır. Bu esma insanda eksik olsa nakıs olur. Mudil esması da vardır. Cinle alakalı esma da vardır. Onların alemimizde olmaması mümkün değil. Çünkü 18 bin alemi hulasasıdır. Tabi hususu konuşuyoruz biraz. Şeytanın kalbinde 69 şey atacağız. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yoktur. Niçin yoktur? Niçin yoktur? Sanat-ı fıtriyesiyle. Sanat-ı fıtriyesini fazla kurcalamayacaksın. Öyle. Ha? Öyle. Sanat-ı fıtriyesi bu. Devamında diyor ki, niçin kalbinde marifet yoktur? Çünkü diyor, devamlı küfrü tasavvur ettiğinden, küfrü inkar zannediyoruz da, orayı anlayamıyoruz. Küfrü inkar zannediyoruz.
küfrü devamlı tasavvur ettiğinden diyor, hakka, hakikata yer bırakmıyor. Küfür örtmektir. Ne demek? İnsan hep olumsuzlarsa küfür ehlidir. Hakkı örter. Gafurun hep Mehmet'in, Ahmet'in, Hüseyin hep iyiliği, şey, kötülüğünü söylersek olmaz. Olmadığı gibi hep kötülüğünü. Kötülük bu küfürdür. Onu örtmektir. Güzel tarafını örtmektir. Şeytanın kalbinde niye marifet yoktur? Çünkü devamlı sanat-ı fıtriyesi iktizasınca küfür, yani doğruyu örtmek, biz mesela doğru tarafımızı, insanların doğru tarafını görmeye hak örtülüyor. Hakkın örtülmesinin adı küfürdür. Küfürü ne anlamıyoruz? Çünkü verdik kafirlere, Ruslara, Almanlara, Sırplara. Küfürle bizim alakası yok. Hakkı örttüğümüz kadar küfür ehliyiz. Allah'a ortak koştuğumuz kadar, yani ihlassızlığımız kadar şirk ehliyiz. Şirk Allah'a inkar değildir. Allah'a ortak koşmaktır. İhlas bunun çaresidir. Peki devamlı menfiyi görmek muhabbet edilmemesinden kaynaklanıyor. Mesela insanda fıtratında vardır. Muhabbet edemiyor. Yani sevmeyi sevmiyor. Sevmeyi yapsa bile sevmeyi sevmiyor, zorak yapıyor. İçinden başını üzün diyor. Sevmeyi sevmiyoruz. Sevmeyi, bakın sevmek başka bir şey. Sevmeyi sevmek daha bambaşka. Şunu kastediyor. Yokken çiçeği yaratan Allah, onda kullandığı ilim ile, var olan çiçeği araştırarak elde ettiğim ilimle alakası yoktur. Hiç yoktur. Ben çiçekten elde ettiğim ilim ile yok iken onu var eden ilim hiç alakası yok. İşte sevmek ayrı bir şeydir. Sevmeyi sevmek ayrı bir şeydir. Takdir etmek beşeriyetin iktizasıdır. Takdiri takdir etmek insan olmaktır. İnsan yapar onu. Takdiri de takdir etmek öyledir. Tespit etmek veya var olana anlam verebilmek için bir şeyi tespit etmek, ama var ama alemimizde yok. Onun anlam verebilmek için birkaç tane madde var. Onu okuyorum. Hep ne anlattımsa size, hep anladığımdır. Haktır diyemem. Bana gayb açılmadığı için bilmiyorum. Risaleden söylediklerim haktır. Çünkü Kur'an adına çıkmış. İşinize yarıyorsa benim bu ifadelerim, bu konuştuklarım, alırsınız. Mesela kalkıp buradan dershaneden poşette odun yakan bir isim. Merak ediyorum. Merak etmesen bunlar yazılmaz. Bunlar olmaz abiler. Tahtisi nimet devinden diyorum. Ne sayıyorum? Merak edeceksin. Kendini merak edeceksin. İhtiyaç duyacaksın. Emek vereceksin. Emeğe saygı göstereceksin. Bakın, muhabbet etmeyen, yani sevmeyi sevmeyen olursa, hep olumsuzlarsak, onun artık zihninde, kalbinde hakkı görecek bir tarafı kalmıyor. İşaret edeceğiz lan. Acayip bir psikoloji diyor. Niye insan hep kötüyüm der? Çünkü onun zihni hep küfürle meşgul. Ya ne demek ya küfür sen? Küfür hakkı örtüyor. Güzeli görmüyoruz. Böyle bakınca, tamam da bu niye böyle gitti? Tamam bardak niye böyle? Hep böyle. Yemekte de öyle. Ne? Tuzu yok. Pişmemiş. Bunu şey yap. Dışarıya koy, dök. 20 seneden beri yemek yapıyorsun. Bir bunu beceremedin. Ya kardeşim ya. Artık aşmak lazım ya bunları. Birbirlerimize. Ya
Basit sebeple değil ya, bitti bitti, şaka geliyor, dünya bitti. Allah Resulü'nün zamanında demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam, dünyanın tadı kalmadı. Ne oyalanıyoruz ya? Boşluk yok artık, hayatı iskalamaya şansımız yok. Boşluk yok, yok. Hayat iskalamaya hakkımız, şansımız yok, kalmadı. Fırsat yok artık. O şeyin, yani o şeyin bilim ve ilmi yönünü bilmek lazım. Mesela doğru düşünmek için. Ya doğru düşün, iyi tarafını gör. İyi. Göremez, göremeyiz. Niye göremeyiz? Yok ki malzeme. Ya yemek vermeden, şöyle dirsekten çürütmeden. Ya adam ehli zındık ya. Zındık diyor ki, Harp Akademisi'nde ben pilotluğa girmiştim. Adam çorabı çıkarttırdı. Ayağındaki şu tarafta o namaz kılanın dikliyor ya, orada nasır varsa namaz kılıyor. Adam dava adamı. Sen istesen de namazda kılmıyorum de. Elin ayağın konuşacak diyor şurada. Burada da konuşuyor zaten. Sen ne kadar gizlesen gizle. Siman gösteriyor kardeşim. Kıble eli olduğunu. Ne, kime saklayacaksın? Çok şükür. Böyle bir niyetimiz de yok ya. Siman kime saklayacaksın ya? Azrail aleyhisselam paldır küldür mü geliyor? Hikmetsiz mi? Bakıyor da kimdir bunlar? Ya. Demek ki doğru düşünebilmek için malzeme lazım kardeşim. Dertlenmek lazım kardeşim. Bunun hastası olmak lazım kardeşim. Odunu yakacaksın onu tespit etmek için. Yakacaksın. Ve onun etrafını çeviriyorsun. Bu değil ha daha. 3 sayfa yazdım. Bu odun yaktığım zaman. O nedir diye. O odun içerisindeki o ademi vücutlar, zat-ı sıfat var ya, vücut ve kavahtanet. Zat-ı sıfatları çözmeye çalıştım onunla, çalışıyorum. Etrafını çeviriyorum daha. Yani ve böyle gördükçe, yani biz odunla muhatabız, içerisiyle, içerikleriyle, hakikati, merhameti, hiç haberimiz yok. Odun ne? Hep odunu görmüşüz. Yanmamış bir adama ne kadar mahrumdur dumanından, nurundan, ısısından, ışığından, toprağından. Renginden, kokusundan, odun yanınca kokusu ayrıdır. Yanarken sesinden, çaça çaça çaça. Ne kadar mağrımız? Ha, hiç odun yanmayan insan gibidir, ilimle meşgul olmayan adam. Dünya böyledir abiler. Odun gibi odun gideceğiz. Odunu odun görüyoruz. Değil işte odun. Basit işte cam, şey zih hayatı olan odun buysa, zih ruh olsa ne olur, zih şuur olsa ne olur? Acayip bir şey ya. Bak o... Belki de yarım saat onu anlattım. O toprak, kesif nasıl nurla aynı oluyor? Aynı oldu. Aynı oldu ya. Orada dumanı gösteriyor. Ve bunu bilmeyince hariçte olan cinni, cin şeytanlar, ifritler, insan şeytanları, sözleri, gözlerinin bakışları, ifadeleri, zındıkları, davranışları, şekilleri zihin aynasına böyle vuruyor. Vurunca da onu, ondan bize yansıdığını bilmediğimiz için zihinde gözükeni asıl zannediyoruz. Ey ben çok kötüyüm ya. Ben kötüyüm. Mesela basit bir tanesini, iki tanesini misal verin. Bir tane. Adam. Zihin, özür dilerim. Zihin derken vicdandaki zihinden mi bahsediyorsun? Vicdandaki zihnin sureti serbest bölge ya. Heh. Ustad zihin aynasında diyor. Yani böyle yani işte. Zihnin aynası aslında serbest bölge. Evet. Yani dima. Evet. Dimadan bahsediyor. Evet, tamam. Şimdi adam şarkı söylüyor, jilet şey yapıyor. Bakın içimizde muhabbet, adavet, şehvet, uhuvvet, aşk, muhabbet var ya. İçimizde. Uyanınca içine giriyoruz diyorum ya. Adam bakın seyrettiğimiz, ettiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız kişiler nasıl hipnoz ediyor, sihirleniyoruz. Nasıl da sihirleniyorlar diyor ayette. Sihir. Büyüleniyorlar. Bak bunu yapıyor. Hiçbir derdin yok. Şimdi o arabeskin dedikleri bir şeveler var ya böyle şarkı türküler. Hiçbir şey yok. Giderken bu dersi 2 saat dinle. Bir tanesini aç. Bak senin içine fanosuna nasıl alıyor. Bunlar sanki hiç dinlememiş gibi oluyor. Dertsiz adamı dertlendirmek içindir. Adam derdi çok seviyor. Zannediyor ki dertlerimden kurtulacağım. Neye benziyor? Susuzluğunu gidermek için deniz suyunu içene benziyor.
Aslında hiçbir derdi yok. Bir tane böyle dertli bir müzik dinlesin. Dertlenmiyor mu adam? Tabii. Dertlenmiyor. Ah ulan batırdın, mahvettin, pişirdin, köfte ettin, filan ettin. Sen de öyle oluyorsun. Kesinlikle. Hemen mazine geçiriyor, bilmem ne yapıyor. Hani dertten kurtulmak için? Daha acayip ya. Canavarın ağzına giriyor. Demek ki doğru düşünebilmek için onun bilimsel ve ilim yönünü bilmek. İki, kişinin içsel kazanımlarıyla ona mana vermek ki niyet ve nazar lazım. Niyetin ve nazarın doğru mu? Yani o şeyi gördüğün, mesela niyet ve nazarı berbatsa bu derse ne der adam? Ya ben ne yapayım, ne anlatıyor ya? Doğru. Elimden gelse onların girmesine mani olurdum. Dinlemesinler. Çünkü cahil kalsın ya. Dertine niye derman olsun? Ha, niyet ve nazar. Üç. Onun hakkında kim ne demişler, demişlere dikkat etmeyle onun ne olduğunu ve ne anlama, ne olmadığını idrak edersin. Mesela onun hakkında ne demiş? Ben oturdum. Bir hafta önce ya kıraat imamımız var. İtikat imamımız var. Amel imamımız var. Ahmed imamımız İmam Azam. İtikatta İmam Maturidi. Kıraatta İmam Asım. Tamam veya kıraatta bu Maturidi vesaire. Ya ilm-i usulü din diyor ya usta. İlm-i usulü din kaidelerini ya da var ki de bir dünyada İsa Aleyhisselam demiş ya. Ya ilm usulü din. Dindeki ölçü birimi, yapı. İtikatçılar da buradan alıyor. Ya bu nasıl, bu kimler ya? Oturdum, araştırdım arkadaşlar bir hafta. Baktım ki Debussy, Şerasi, Pezdevi çekirdeğini atmış. Hiç duyulmamış bir şey ya. İlm-i usulü din imamı. Gelmiş Kindi ve Farabi kemalata götürmüş onu. İbn Sina ve Zemahşeri onu ölçülendirmiş. Sistematik yapmış. Yönteme dökmüş, haritalamışlar ya. Ya adamlar bunun için yaşamış ya. Sevmeyi sevmiyoruz abiler. Sevmemeyi seviyoruz. Bir tuhaf ya. Merak etmiyoruz. Niçin bunu söylüyorum? Ya kim ne demiş ya? Ya ilmi sülü din imamı ne demek ya? İlmi kelam değil, ilmi kelam değil bu. Adam, dev adamlar ya. Debussy, Şerhasi ve Pezdevi. Bunlar bir araya çekirdek. Diğerleri türev ha. İşte şunlar bunlar. İmam-ı Gazali'ler şunlar bunlar. Bunlar türev. Bunlar temeli atmış. Gelmiş Kindi ile Farabi ondan sonra şey yapmış yani ikmal etmişler. İkmal. İbn-i Sina ile Zemahşeri şekillendirmiş. İtikat kitaplarımıza kim sokmuş? Beyzavi Hazretleri. Acayip. Yani niye söylüyorum? Kardeşim bir şeyi bilmek için Paldır küldür herkesin önüne kitap okunmaz. Herkesin dersine muhatap olunmaz. Başka okuyorum. İyisiniz değil mi? Aklın aklına, hissin hissine esir olmadığından emin olmalısın. Aldatılıyor muyum aklımca? Aklıma tecavüz ediliyor. O bedensel tecavüz bir şey değil ha. Dimağlara tecavüz ediliyor, taciz ediliyor, kalplere, vicdanlara taciz ediliyor. Adam aklına taciz edildiği için kurtulmaktan dolayı intihar ediyor. Niye? Kurtulmak istiyor psikolojinin altında. Taciz edilmiş. Bak şimdi, aklın aklına, hissin hissine esir olmadığından emin olmalısın. Fıtrat boşluk kabul etmez. Vahiy ile, peki nasıl olacak? Aklımla, aklıma hakim olduğuma nasıl emin olacağım? Soru soruyorum, dert benim. Derman da Risale'den arıyor.
Kur'an'dan alacak seviyem yok benim, ben cahilim. Kim alim? Sen gitsin, Kur'an'dan bulsun. Ben cahil olduğu için Risale'den bulabiliyorum. İlmim yok yani. Vahiy ile aklın aklına, hissin hissine varırsın. Vahiy ile. Vahiy dersiyle Risale. Aklınla aklına, hissinle hissine varmak, bloke etmek, onun şerinden, tacizinden kurtarmak ancak vahiy ile mümkün. Vahiye muhatap olduğun kadar, Risale'ye muhatap olduğun kadar, yani bunu bize dönüştüreyim, tefekkürün kadar aklına mukayyet. Tefekkürün kadar. Tabii tefekkürle düşünceyi karıştırınca, tefekkür kafirlerde de vardır. Ama düşünce vardır, tefekkür yoktur. Kişiye düşünmeyi, tefekkürü öğretemezsin. Fakat malzemelerini verebilirsin. Yani tefekkür bir süreçtir. Haz, huzur, marifet ve irfanlık cevaptır. Onu anlatamazsın. Hazı nasıl anlatacaksın? Mesela namaz kıldırıyor. Belki de benim kadar lezzet alamadı yani adam. Allahu Ekber. İmam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okudu. Ama belki de senin aleminde ondan fazla haz oldu. Anlatamazsın yani. Yani düşünme malzemeleri, düşünme yöntemleri verilebilir. Ama bu süreçtir. Süreç öğretilir. Sonuç ki herkes kişiye ait Allah'ın özelliğidir. Hasan abi özür dilerim böldüm. Şu Risale-i Nur'u okuduğumuz zaman yemin etsek ki ben üstadla konuştum. Öyle diyor zaten. Yanlış, yalan olmaz. Diyor, kendisi diyor. Benden 20 derece. Ta ilerisini götüreyim. Allah söylettiriyor peygambere. Kur'an okumak, Allah ile sohbet etmek, konuşmaktır diyor. Risale'de de benimle diyor, ben diyor normal beşeriyetim olan Said'le konuşacaksınız. Ama delal-ı Kur'an olan, tamam mı? Bediüzzaman sıfatı Risale-i Nur'dur. Bir daha ileri gidebilir miyim Allah aşkına? Dediniz ya az önceki, Allah kainatta yok, mahlukta yok. Allah insanda zatıyla var değil mi abi? İnsanda var. Zatıyla yani özür dilerim. Zatıyla. Benim de mahluk olmayan tarafımda. Peki benim yapmış olduğum bir hayır, rıza-i ilahi için. Mesela bir dershane, bir cami. Var olduğu sürece oradan bana yazılmaya, amel defterime yazılmaya devam ediyor mu abi? Ediyor. Orası o zaman benim mahluk olmayan tarafım. Evet. Allah zatıyla orada sanki var olmaya devam ediyor abi o evet, zaman. Varmışım gibi hizmet ediyor. Varmışım gibi. Evet. Düşünmek ve tefekkür kişinin içsel sezişlerinin bütünlüğüyle olur. Yani hissin, fikrin, duygun, latifen, işte şehvetin, gadabın, muhabbetin farklı farklı havalarda hisseler tefekkür olmaz. Tefekkürümüz kadar bütünlüğe gelmişiz anlamına geliyor. Dördünü bir araya getirmek kadar, getirebildiğimiz kadar tefekkür olur. Dima, vicdan, kalp, ruh. Ne kadar getirebilmişsek. Korona ile insanlarda korku psikolojisine itmek istediler. Endişe, kaygı hissi elbisesini bize giydirdiler. Şimdi hisse giriyorum. Hissin çok dersi oldu ama bu makamda his. Hisler aynı zamanda hem bilgidir, hem rehberdir, hem bağdır, hem güçtür. Bazen de karanlık bir kuyudur. Endişe yani hissiyat, işten konuşuyorum şu anda hepsi. Endişe, geleceğe ait bir tehdit ve tehlike olunca ona karşı içsel bütünlüğünü sağlar. Mesela Allah endişeyi, korkuyu niye verdi? Yani bir hikmeti tabii. İnsan hemen bir tehlike olduğu zaman işaret-i cazda da söylüyor. 15. şuada da söylüyor. Hemen bu tehlikeye karşı hemen kendisine döner. Kendisinde ona karşı çareler
dayanma güçlerini arar. O arıştan gelen o korkuya karşı. Demek ki endişe geleceğe ait bir endişe geleceğe aittir. Yani psikolojide kaygı deniliyor. Geleceğe aittir. Geçmişin endişesi yoktur. Geçmişin elemi, geleceğin endişesi vardır. Endişe geleceğe ait bir tehdit ve tehlike olunca ona karşı insan hemen ilk böyle ona direneceği tarafı içseline dönmektir. Kendi öz varlığına döner, bütünlüğünü sağlar. Ne kadar içsel bütünlüğü sağlarsa, bütünleşirsek, bütünle iç alemde, o bertaraf olur. Yoksa bir taraftan girer. Endişe, gelecek çok acayip bir tabirdir. Endişe psikoloji bugün milyonlarca insanın tanımlayamadığı, bilemediği için hastanelerde inim inim inledikleri bir hastalıktır. Benim mesela tanıdığım var. Antibiyotik veriyor doktor ama öyle inanmıyor. Demiyorlar bana diyor. Ölüyorum diyor. 90 küsür kilo adam. 1,5 ayda mı? Olmasın. 2 ayda mı? 70 küsüre inmiş. Endişe bu. O antibiyotik. Mikrop var diyor. Başka bir şey yok. Yok ben ölüyorum. Bu endişe hepimizi de kaplar. Suizana da zemin oluyor. Onun için biraz dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Endişe geleceğe aittir. Ve anda yoktur. Geleceğe aittir. Anda olan endişesi olmaz. Endişen varsa anda değilsin. Gelecek olaylar değil, anların bana yapacağı fikri ve hissi izleri önemli. Yani fikir ve hisler iz bırakır bazen. Bazen elbise olur, bazen dünya olur. İnsanın aklen, kalben ve ruhen anı yaşamak mecburiyetinde değil. Hem geçmiş hem geleceği an gibi yaşar. Geleceğin ana yüklediği elbise hissi ve fikridir. Yani o da Allah muhafaza olumsuzlamak, yani yeisten kaynaklanıyor. Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Allah'ın merhametini yani. Mesela gelecek, kabir gelecektir. Allahsız düşün hadi. O mezara nasıl gireceksin? Çok acayip. Nadir abinin orada mezarını gömeceğiz. Adam kepçeyle, bekliyoruz adam. Habire kepçeyle mezar açıyor. Merak ettim. Adam yetiştiremiyor. Açıyor, hemen gömüyorlar. Açıyor, gömüyorlar. Belki kardeşler fark etti mi beni? O adamı merak etti. Devamlı mezar açıyor. Kendisi makinede. Oturuyor. Çok tuhafıma gitti. Sigara içiyor. Mezar açıyor. Sonra işte o gitmeden adam hangi adamdır böyle baktım. Bir indiği zaman ya dedim selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir şey sormak istiyorum dedim, merak ettim. Peki. Buyur dedi. Kim olduğumu söylemedim, hocadır falan diye. Etkilenmiyor musun bu kadar mezar kazınca? Dedesi inanırsın. Ne iş yaparsın dedi. Dedim ki ben dedim ne bileyim bir esnaflık yapıyorum dedim. Yani ne yani mesela şeker satıyorum desem ne olacak? Sen diyor şeker satınca şeker ağzına tatlanır mı dedi. Ben dedi normal iş yapıyorum dedi. Mezarla alakam yok ki. Dedi. Hiç mezar hiç etkilenmiyor. Mezar açıyor ve başkasına açıyor. Vay be. Senin peki niye böyle oluyor? Bu da çok tuhaf. Mazi ve müstakbel hiç alakasız. Yani maziye geçmeyin, istikbale geçmeyin demiyorum ki. Onu anlatmaya çalıştım. Adam anda geleceğe geçebilseydi kaygı ve endişesi olurdu. Adam anda yaşıyor. Hatta geçmiş ve geleceğe kim taşıyorsa hemen ondan kaçar. Biliyor musun sen de öleceksin dedim. Ya bir dakika dedi patron geldi ben oraya gidiyorum dedi. Biliyor musun sen de oraya kazıdığın yere, belki de kazıdığın, hiç düşündün mü? En son kazıdığın belki de senin mezarın dedi. Ya bir dakika dedi, tamam dedi. Bakayım ne diyecek, daha kazacak mıyım dedi. Kaçtı gitti.
O da yanlış. Bakın anda yaşamak, o da yanlış. Psikologlar ne diyor? Anı yaşa, mazi ve müstakbelden kop. Anda böyle yapar, berbat eder. Iskalarsın hayatı. Senin alemide nasıl karşılık buluyor? Önemli olan bu. Mazi ve müstakbel. Geleceğe iyimser bakmak değil, hakikatini anlamak olmalı. Yani iyi bakıyorum, geleceğim iyi olacak. Hakikati ne olacak, hakikati? Hakikatini anlamak lazım. Geleceği hep olumlu bakmak değil, vahiy ile izah etmektir. Edemezsen seni işgal eder. Mesela kabir, Allah'ın rahmetinin dışında bak bakalım. Mümkün değil. Arzuları ihtiyacından fazla insanlar bencilleşir. Bir daha. Arzuları ihtiyacından fazla olan insanlar bencilleşir. Nerede bulacağım bu cümleyi? Bencil kimdir? Ben merkezi. Ben. Arzuları ihtiyacından fazla. İnsanlara ne olur peki? İnsanlara yabanileşir bu. Yabani olur. Bencil ya. Fodul yani bizim tabirle. Sanki dünya devamlı, çünkü çok önemli. Bunu lütfen altını da şey yapıyorum. Bak hepsine demem bu cümleyi. Bu çok garip. Yazarken de güldüm yani. Şimdi gülüyorum. Şimdi bu bencil insanlar nasıl biliyor musun tiptir? Bizde yani var da. Bak şimdi. Sanki dünya devamlı bu insana borçludur. İnsan da hep dünyadan alacaklığı zanneder. Dünya hep vermesi lazım. Borçluymuş dünya. Ben de hep alacaklıyım. Bundan dolayı alacaklılar gibi mutsuz yaşarlar. Niye mutsuz yaşıyor? Çok serveti olduğu halde adam niye mutsuz? Bundan. Bir sebebi tabii. Dünya devamlı boştu, bu da devamlı alacaklı. Dünya vermek zorunda. Bir de okuyayım abiler. Arzuları ihtiyacında fazla insanlar bencilleşir. İnsan ilişkilerde ise bunlar yabanileşir. Sanki dünya devamlı borçludur bu insana. Borçludur insan. Borçludur. İnsan da hep alacaklı zanneder. Dünya hep borçlu. Hep vermek zorunda buna. Bana. Bundan dolayı alacaklılar gibi. Mesela alacaklılar nasıl olur? Mutsuz olur. Değil mi? Alamadığı adam ne yapar? Devamlı mutsuz olur. Dünya devamlı borçlu, ben devamlı alacaklıyım. Her istediğimi alamıyorum ki. Onun için mutsuz olur. Mutsuz yaşar. Alacaklı yaşayanlar devamlı mutsuz olurlar. İnsan kendi standartlarıyla örtüşmediği şeylerle karşılaştığı zaman hayatı... Evet. Niçin ediyor? Niçin ediyor? Çünkü devamlı alacaklıyım. Niye hep vermiyor? Standartları var böyle. Adamın kendi standartları. O standart yani olması gerektiği gibi, olunması gerektiği gibi değil de olmam gerektiği gibi olamadığı zaman protesto ediyor. Sanki hayat bize devamlı borçlu zannederiz. Hayatta değerli şeyleri olanlar, hayatta değerli şeyleri olanlar ağlarlar. Hayatta bıraktığı şeyleri. Kendisinden daha değerli ya. Hayatında kendinden daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yaparsan bırakmaktan dolayı ağlamak zorundasın. Ama hayatından daha değerli şeyleri hayatına gaye ettiğin şey burada değilse o zaman ondan uzaklaşmıyorsun ki elem alasın. Mesela vefata teristir diyor. Allah'a kavuşmaktır. Ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ona dönülecek diyor. Hayatından daha değerli değil mi Allah? Hayatından daha değerli değildir cennet. Hayatından daha değerli tek şey Allah'tır. Ona kavuşmaktır. Ama tabii zahire baktığın zaman insan çok şeyini kaybediyor. Niye üzülüyor? Hayatında gaye edilmişti. Hayatından daha değerli şeyler yaptı onları. Ondan bazen bir resim bin söze bedeldir. Bazen bir söz de.
bilgi kirli ve temiz olur mu? Ona kendime cevap aradım. Bilgi kirliliği deniliyor ya. Bilgi kirli olur mu? Kafanı berbat etti. Hani taciz etti dedim bir tanesine. Ya dedi insan müzik dedi, resimler, bir tanesine dedim de, malum filmler, insanı taciz ediyor dedim. Tecavüz ediyor. Nasıl ediyor dedi ya, kafanı nasıl tecavüz ediyor? O zaman şu misali vermiştim ben de, hoşuma gitti kendimce. Yazdım unutmayayım diye. Dedim ki, araba kullanıyor musun? Kullanıyorum, arabam var dedi. Kırmızı ışık seni niye durduruyor dedim. Işık durdurur mu? Kırmızı ışık. Bununla sende uyandırdıkları alakalı değil mi? Kırmızı ışık sende bir şey uyandırmış. Kırmızı ışık durdurmuyor. Kırmızı ışık onları anlamla, onları aktif ediyor. Tabir, yani bu tabir, kırmızı ışığa benzer, yani tabirler, resimler benzer. Manası ise sende uyandırdıklarıdır. Yani kırmızı ışık durdurmuyor bizi. Kırmızı ışığın bizde uyandırdıkları bizi durduruyor. Evet. O filmlerin kendisi değil, onun bizde uyandırdığı hisler bizi berbat ediyor. Uyandırıyor. Kırmızı ışık. Bazı bilgiler vardır, avlarsın. Bazı bilgilerle de avlanırsın. Her yeni karar, bu da çok hoşunuza gider. Her yeni karar aslında başka bir karardan vazgeçmişimizdir. Her yeni karar başka bir karardan vazgeçişimizdir. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Özür dilerim. Bilgi kirliliği ilme dönüştürmediğimiz bilgiler bütünlüğü müdür acaba? Yani serbest bölgedeki bilgi ama şimdi o bilgi ama artık onu işlenmemiş. Yani işlenmiş artık ilim olmuş. İlim daha olmuşsa başka. Heh, o orada bilgi olarak kalmıyor değil mi? Yok bilgi değil ilime dönüş. İlme dönüş. Nasıl anlarız? Bilgi midir, ilim midir? İlim eylemdir. İlim eylemdir. Bilgi eylem değildir. Yaşanan şey ilimdir. İlmini yaşıyor herkes. Bazı bilgiler avdır, avlarsın. Bazı bilgilerle avlanırsın, seni avlarlar. Her yeni karar aslında başka bir karardan vazgeçmişimizdir. İnsan kendi hayatına en mükemmel çözümler aradığı için hayatında çok ciddi fırsatları ıskalar. Bir daha. İnsan kendi hayatına en mükemmel çözümler aradığı için hayatındaki o Allah'ın fırsatlarını hep ıskalar. Düşüncelerine yine sen tepki veriyorsan, düşüncelerimize tepki veriyoruz ya, bunlar geldi, onlarla mücadele ediyorsak, bazen bilgi düşünceler bizi rahatsız ediyor. Mücadele veriyorsan, bil ki seni düşüncelerin yönetiyor. O seni yönetiyor da ondan tepki veriyorsun. Her bir olumsuz düşünce sana atılan olta gibidir. Yine başka bir düşüncen de oltaya gelen balık gibi olur. Her olumsuz şeyler bilgi oltadır. Ona takılıyorsa o şey balık başka bir düşüncedir. Böylelikle bugünkü şeyi ısırmayı yapmış olalım. Şunu da okuyayım onlarla kalı da. İnsan kendi ürettiği düşüncelerle savaşır mı? Çok tuhaf değil mi? İnsana bakın savaşına. Kendisi kendisinedir. Düşüncelerine düşünceleriyle savaşır. Savaşsa sizce kazanabilir mi düşüncelerini? Bak, bir daha biler. Psikoloji, insan kendi ürettiği düşüncelerle savaşır mı? Kendi üretiyor. Hiç durup dururken pat diye geliyor. Gece geldi. Gece seni kimse rahatsız etmiyor ki. Ne telefon geldi, ne de bir şey var. Otururken, yatarken, gece yatamıyorsun. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Yatamıyorsun. Bu nedir? Savaşmaktır.
Peki bununla savaşırken cevaplar üretin, üretmek savaşmaktır. Cevaplar vermek savaşmak. Sizce kazanabilir misin? Düşüncelerine düşüncelerle cevap vere vere bunları mağlup edebilir misin? El cevap hayır. Yabani arılar gibidir. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh bilmana demiş. Hazreti Ali'nin sözü. El Buleha kitabından aldım. Cahille münakaşa edip de kazanan bir alimi görmedim. Ben o yüzden hep susuyorum. Düşüncelerine olumsuz olanlara karşı tabii tepkisiz, mücadelesiz kal. Şiddetlendirme onu. Mukabele etme. Acının gösterdiği adresi görebilenler olgunlaşır. Acıyı görenler azap çeker. Acının gösterdiği adresi görebilen olgunlaşır. İnsan ise düşüncelerinin üzerine düşünebilmesi onun ne kadar küllü olduğunu gösteriyormuş. Bir daha düşüncesini düşünebilen düşüncesinin arkasına geçer. Düşünceye savaşmıyor. Görüyor musun fark? Düşünceyle savaşan yaban arılarla uğraşmak gibi der usta. Kimse kazanamaz. Niçin? Çünkü sana saldıran düşünceler cahildir. İmam Ali'nin tabiriyle alimle mücadele eden cahil, hiçbir alim bu münakaşayı, bu kavgayı kazanamamıştır. Sırrınca düşüncelerine karşı düşüncelerle mağlup edemezsin. Çünkü öteki taraf cahil düşüncedir. Peki nasıl yapacaksın? Yani ne yapacağız yani? İnsan düşüncesinin üzerine düşünürse, düşüncesini düşünürse, bu neyin esidir ya? Dur bir dakika, sen cevap ver. Aa sen işte öleceksin, kalp krizi geçeceksin. Dur bir dakika. Gece kalp krizi geçeceksin, hiç kimse yok, tamam böyle. Dur. Düşünce, bu düşünce, hayırdır ya Allah Allah. Bu düşünce nerede kaynaklandı? Yani düşüncesini düşünürse ki bu insana mahsustur. Bir daha. İnsan ise düşüncelerinin üzerine düşünebilmesi onu ne kadar küllü olduğunu gösteriyor. Belirsizlikler aslında diğer bir tarafımız için belirli olduğunu biliriz. Belirsizlikler aslında belirli taraflarımızı hem gösterir hem insana ufuk açar. Bir daha belirsizlikler aslında diğer bir tarafımızın için belirli olduğunu biliriz. Yani küfür imana hizmet ettiği gibi. İnsan fıtrı mesela hemen burada gülüyorum. Diyor ki ben kitap okudum. Kur'an okudum. Sohbete katıldım. Akşam eve geldim kapı. Osman. Geldim yattım. Canım sıkılıyor. Allah Allah. Lan hepsi bütün şartlarım tamam. Bütün şartlarım tamam. İyi. Niye kendimi kötü hissediyorum? Ona ait bir misal. Resul. Bu misal ama biraz tuhaf. İnsan fıtri idrar ürettiği gibi ben su içtim. İdrar çıkıyor. Ne alakası var ya? Bu sudan bu çıkar mı? İnsan fıtri bir şekilde idrar ürettiği gibi olumsuz düşünceler de üretir insan. İdrar ürettiği gibi. İdrarla savaşmadığımız gibi olumsuz düşüncelerine de savaşma. Bende bu niye çıkıyor? Fıtrat bu. Merak etme. Nasıl ki yani o düşüncelerin kah bir daha önce seyrettiğin film, izlediğin film, dinlediğin müzik, yediğin bir haram, ah aldın, beddua aldın, bir hak hukuk hak gittin, yedin içtin. Mühimlerinden bir tanesi de yediğimiz böyle market şeyleri, gıdaları. En büyük savaş sebebi bunlar. Onlar bir şeyi aktif ediyor. Mesela çizimizi balkonda işte bu patates patates, biberli patatesler yapıyor. Onu yiyip de yatıp da mutlu olabilecek insanı hayal edemiyor. O içinde
içindeki konular kimyasal o var ya böyle ince patates soyuyorlar da içine baharat falan koyuyorlar. Cips. Cips ver. Onlar neler yapabileceğini, neler yap, ne kadar masum olduğunu zannediyorsun. O aslında para içinde yapmıyorlar onu. Korona da öyle. Nasıl ki hakaret eden bir İsraillinin dilini bilmediğimiz için hakaret ediyor İsrailli bize. Hakaret ediyor pasaport dairesine. Verdik, Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Bir şeyler dedi bilmiyoruz ama küfür etti belki de. Ama rahatız. Niye? Dilini bilmiyoruz. Dilini bilmeyince tamam hiçbir şey bilmiyoruz. İşte bu düşüncelerinle de şey yapmayınca insanlar, niçin bunu söyledim? İnsan idrar imal ettiği gibi savaşmıyor. Hakaret eden bir İsrail'in de dilini bilmediğimiz için yani çözme bu ne dedi? Karıştırma işte. Ya verdi gitti. Ne diyorsa kendisine. İnsanları ve kendini çok yargılamayın. İnsanları ve kendini çok yargılamayın. Az yargılarla yaşayın. Kendimizi ben iyi değilim. İkide bir ben şunu yaptım. Lan tamam da tövbe et işte. Da geçmiş artık. Çaresi olmayan şeyde ustad. Neye sarılma? Çaresi olana ati yapışma. Çaresi olana. Çaresi olmayana cezaya. Cezaya kalkışma. Sarılma. Bitti. Ölümü olduk. Trafik kazası oldu mu? Daha verme cezaya çocuğa. İşte oldu işte. Oldu bitti. Çaresi olmayana ceza, çaresi olana da acizliğe sarılma. İnsanları ve kendini çok yargılamayın, az yargılarla yaşayın. Hayatı yani dünya hayatını, beşeri hayatını çok ciddiye alırsak bu sefer felç oluruz. Yani dünya o kadar ciddi alınacak bir şey değilmiş. Kısacası bu bir saat ders. Dünya fazla o kadar ciddi değilmiş. Yani moralı bozulmaya, kendimi telef edecek kadar ciddi değil. Dünyayı fazla ciddiye almayın. Çünkü ciddi alınacak bir şey değil. Arkasına geçebilirsen, biraz önce o belki de 15 dakika, o odunu yakarsan, ha o. Diğer bu taraf ama, odundur. Özür dilerim abi. Bir şey diyebilir miyim abi bu konuyla ilgili? Evet. Necip Fazıl'ın bir sözü var da abi. Bu dünyayı fazla ciddiye almayın diyor. Nasıl olsa içinden sağ çıkamayacaksınız. İçinden sağ çıkamayacaksınız. Doğru demiş. Fazla ciddiye almayın. Tamam, doğru. Fazla ciddiye almayın. O kadar ciddi bir şey değil. Çünkü Allah'ın nazarında ahirete göre diyor, benim nazarımda bir bardak su kadar, hadis bu bir mana, benim nazarımda emniyet olsaydı onunla bunun arasında kafirlere bir bardak su vermezdi. Burada duruyoruz.